5 Haziran 2020, 15-16 Haziran 1970 işçi eylemlerinin ve direnişinin 50. yılı münasebetiyle Sorfosol Gazete ve Sorfosol TV için yaptığımız söyleşilerden bir tanesindeyiz. Melek Ulagay konuğumuz. Görüşmeye geçebiliriz. Kayda başladılar. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz Melek Ulagay. Bu görüşmeler zincirinde özellikle kadın katılımcılarının yapılan söyleşiler bizim için daha büyük bir anlam ifade ediyor. Bir kadın olarak 15-16 Haziran hareketine katılmış olmak ve o 15-16 Haziran'ın içinde yer almak anlamları, ifade ettikleri ve duyguları açısından size neler, nedir sizin için? Böyle bir soruyla başlayalım. Tamam, teşekkürler. Tabii yani şimdi bugün 2020 Haziran'ından o günlere geriye doğru bakmanın bizler için ayrı bir anlamı da var. Şöyle diyeyim, 15-16 Haziran kendi içinde çok önemli bir olaydı. Sadece içinde olan bizler için değil, bütün Türkiye açısından da önemli bir olaydı. Ama tabii ilginç olan başka bir yanı da 2020 yılının Haziran ayında gerek bütün dünyada pandemi olması, gerek diyelim ki hakikaten olağanüstü koşullar içinde olmamız nedeniyle, hani ben size o kadar yıl geri gidip anlatırken aslında gene tuhaf bir ortam içerisinde kendi evimde karantina altında, artı benim kendi bir de hatam var, kolum kırık. Yani ya, böyle bir koşullarda size o günleri anlatıyor olmam da kendi içinde bence ayrı bir anlamı olan bir olay. Evet, şimdi o günlere geri gelirsek, tabii biz çok genciz. Ben öğrenciyim ve daha önce de öğrenci yürüyüşleri ve öğrenci hareketlerine katılmış bir insanım. Ama tabii ki 15-16 Haziran anlam olarak bir öğrenci hareketinin çok ötesinde bir şeydi. İstanbul'daki ve hatta İstanbul'un çevresindeki illerden katılan işçilerin yaptığı bir hareketti. Ama o yıllarda işçi hareketi ve işçiler dediğimiz zaman tabii ki bugünkünden çok çok farklı talepler, farklı konumlar var işin içerisinde. Ve işçiler o dönemde çalışma koşulları, sağlık koşulları, ücret talepleri vesaire gibi, sendikalaşma hakları gibi nedenlerle ilgili olarak sokağa çıkıyorlar. Talepleri var. Ciddi talepler bunlar. Ama benim kendim adına da şöyle bir enteresan bir durum var. Ben bir sanayici aileden geliyorum. Ve bir ilaç, bir yerli ilaç firması olan işte Ulagay İlaç şirketinin kurucusu olan dedemin torunuyum, yani İbrahim Ethem Bey'in torunuyum. Ama esas da bir sanayici olan ailede sanayici olanlar babam ve amcalarım. Çünkü dede İbrahim Ethem Bey sanayiyle, parayla pek ilişkili bir adam değil. O gerçekten hem doktor, hem kimyager, hem eczacı, devlette çalışmış ve bir bilim insanı. Yani o sadece işin kimya tarafıyla ilgili bir adam olmuş. Küçük laboratuvarında kendi deneyimlerini yapan bir adam olarak yaşamış. Ama daha sonraki koşullar, 1950'ler koşulunda da fabrika kurulmuş. Şimdi hem abim hem ben o dönemde artık 68 olayları olmuş bütün dünyada vesaire. Biz de onların etkisi altındayız. Ve tabii ki eşitlik, adalet, yani o da enteresan ki talepler de gene böyle, yani eşitlik, adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, özgürlük istiyoruz gibi temel taleplerde işçiler ve bizim gibi öğrenciler bir ortak noktada hareket etmek istedi. Bu arada girebilir miyim izninizle? Buyurun. Bir soru soracağım. Tabii. Yani hem öğrenci hareketi içindesiniz ama o 1967'de disk kuruluyor, müthiş bir politizasyon var, 60'lı yılların politizasyonu. Artık öldürülen öğrenciler var ki, yani bu evet. 15-16 Haziran'dan önce de öldürülen bir öğrenci var. İşte
politik ortam aslında, yani iktisadi bir kriz yok. 70'lerde görülen belirgin bir kuraklık evet. var bildiğim kadarıyla. Ama politizasyon çok yüksek ve öğrenci politizasyonu çok yüksek. Sol örgütlenmeler yüksek. İşçi sınıfı sendikal hareketinde disk gibi bir figür gelişiyor. Siz yani işçi hareketini o dönemde yakından izliyor musunuz? Sizin Oya Baydar'la yaptığınız çalışmada işçi hareketinin içinde olduğunuzu, hatta işçilerin yaşadığı mahallelere gidip geldiğinizi söylüyorsunuz. Biraz o günkü sendikal hareket, işçi dünyası ve varoşları anlatabilir misiniz bize? 15-16'dan öyle gelelim. Öncesi, evet. Tabii ki şimdi evet biz öğrenciyiz ama yani öğrencilerin içindeki hakim ideolojik kavramlar diyeyim. Tabii ki işçi sınıfının bir devrimin öncüsü olması olabileceği fikri ve de bizim gibi insanların yani sınıfsal temellerimiz ne olursa olsun işçi sınıfının yanında durmak, onları tanımak ve onlarla birlikte hareket etmemiz gerektiğine dair kafamızda tabii ki böyle bir düşünce olduğu için bizler o dönemde, ama işçi grevleri var, onu unutmayalım, yani 15-16 Haziran'a giden süreçte çok büyük işçi grevleri var çeşitli fabrikalarda. Biraz biz, onlardan bahseder misiniz? Şimdi hatırlabildik, maden kolunda başlamıştı. Sungurlar ile başladı bu olaylar. O bir maden işe bağlı bir maden fabrikasıydı. Daha sonra Adel fil fabrikasıydı ya. Adel fil karşı hı hı. tarafta, Kartal'da sanıyorum bir fabrikaydı. Adel bizim gittiğimiz yerde Grundig mi diyeyim? Grundig. Şimdi yanlış isimler de vermek istemem fabrikalarla ilgili ama Grundig, evet. Grundig mi öyle bir yerde, gene böyle bir sanki beyaz eşya imalat fabrikası gibi bir yerde grevler vardı. Ama şimdi bu fabrikalardaki grevlere benim ve benim gibi kadın arkadaşların gitmesinin bir nedeni buralarda yoğun biçimde kadın işçilerin çalışıyor olmasıydı. Hem Adel'de öyleydi hatırlıyorum, hem de işte o Grundig mi emin değilim, o bizim gittiğimiz. Ama yani bu Avrupa yakasında bir fabrikaydı ve biz oraya gittiğimiz zaman orada grev çadırlarında yoğun miktarda kadın işçiler vardı ve bunların içinde hakikaten çok güçlü kadınlar var, gerçekten çok güçlü kadınlar her anlamda, hem çok bilinçliler hem böyle nasıl diyeyim yani örgütlenmenin önemini kavramış durumdalar daha o yıllarda. Büyük bir mücadele içindeler. Şimdi biz tabii oraya gittiğimiz zaman o sırada da Türkiye'nin de sol hareketi siz de biliyorsunuz biraz hani dalgalanmalar var. Yani fraksiyonlar var öyle söyleyeyim. Ama biz kadınlar aramızda bir karar verdik. Yani işte grevci arkadaşlara giden kadınlar dedik ki ya bizim aramızda kadınlar olarak bu fraksiyonlar meselesi hiç önemli değil. Biz burada kadın işçilerin yanında olmaya geldik ve aramızdaki bu fraksiyon farklarını falan hiç kale almıyoruz. Biz burada birileri yansıtmak kararı alıyorsunuz onlara. Evet evet. Kadınlar olarak. Bu aramızda. Çok önemli. Melek olarak. İşte Jülide, Araf'a hepimiz birlikte yani değişik yerlerdeyiz ama İşçilerle bir arada olduğumuz zaman bunu hiç gündeme getirmedik ve tamamen birlik olarak orada bulunduk. Zaten hoş hepimiz de zaten birbirimizle arkadaşız, tanıyoruz. Ve şu da var, yani belki de şimdi tabii geriye dönüp bakınca bütün bu fraksiyonlar arası, soldaki fraksiyonlar arası ayrışımlarda biz kadınlar bu konuda erkekler kadar radikal ve sert olmadık hiçbir zaman. Yani kadınlar olarak kendi aramızdaki dayanışma ve kadın işçilerle olan dayanışma bize o ayrımdan çok daha önemli bir şey olarak geldi. Ve ileriki yıllarda da bu çatışmalar, yani iç sol içi çatışmalarda kadınlar arasındaki dayanışma bence her zaman erkekler kadar sert olmadığı için daha fazla oldu. İşte o dönemde de biz işçi kadınlara gittiğimiz zaman esas olarak onların dertlerini dinliyorduk tabii ki. Onların neler istediklerini ve fabrika içinde tabii ciddi sorunlar oluyordu fabrikaların içinde. Çünkü
bu işçiler içerisinde, o zaman belki şimdi de öyledir halen, hep hani işçilerin statü olarak işçilerin başında duran insanlar vardır. Yani böyle o bir işçi düzeneğinin içerisindeki işçileri bir tür, nasıl diyeyim, belki denetleyen, yani biraz daha üst bir mertebe, işçi başı gibi bir kavram. Evet, çavuş gibi öyle. Kadınlar arasında da bu vardı. Bu vardı böyle kadınlar. Ve hatta ben sanıyorum Zehra'ydı adı, hatırlıyorum. Böyle bir kadın hatırlıyorum. İşçi başıydı ama yani kadın gerçekten son derece bilinçli ve şey bir kadın, lider konumunda bir kadındı. Her olayların 15-16 Haziran'a giden olaylarda yanılmak istemem ama şöyle bir şey oldu. Bu grevlerin bizim gittiğimiz yerde de başka bir yerde ki grevlerin birinde grev kırıcılar girdi. Araya galiba bir müdahaleler yapıldı falan. Böyle bir, nasıl diyeyim, ortalıkta daha bir çatışma ortamı çıkmaya başladı. Devlet ve polisle anlamında konuşuyorum bunu. Tabii bütün bu işçilerin o sırada disk kurulmuş, sendikal hareket gelişiyor. Bunlar yeni gelişmeler tabii. Türkiye için de yeni gelişmeler. İşçiler sadece kendi işverenleri, yani ki bunların içinde bu fabrikaların birçoğu özel sektör fabrikalarıydı. Bizim fabrikada özel sektör fabrikasıydı ama bizim fabrikada da Kimya İş, o zaman güçlü bir sendika, DİSK'e bağlı. Kimya İş'in çok güçlü örgütlendiği bir fabrikaydı. Hatta Kimya İş, bizim liderleri olan insanlar bizim fabrikada çalışan işçilerdi. Dolayısıyla bizim oradaki konumumuz o zaman öğrenci olarak veya geldiğimiz işte aile yapılarının dışında olarak işçilerin devletten veya işverenlerden karşı istedikleri, yani işçilerin taleplerinin yalnız yanında olduğumuzu onlara hissettirmek ve taleplerinin haklı olduğunu göstermek. Çünkü bu talepler, o günkü ortam içinde olan talepler de tabii ki hem işçilerin ve sendikanın iş yerlerinde örgütlenebilmesi çok önemli bir şeydi bu tabii. Ve tabii ki DİSK ayrıca bağımsız bir sendika olarak kurulmuştu ve Türkiye İşçi Partisi kurulmuştu. Yani böylelikle sendikaların nasıl diyeyim, bir anlamda bir ideolojik yapılanmaları da vardı Fransa'da veyahut da diğer ülkelerde olduğu gibi. Yani o ülkelerde direkt zaten komünist partileri yaptı Fransa'da, evet, veya İtalya'da sendikaları. Ama bizde ise işte evet, o sırada tip kurulmuş. Hani DİSK Türkiye İşçi Partisi'ne daha yakın, yani sola daha yakın bir sendika ve işçi daha fazla yani bir sendika. Melek Hanım, şöyle soracağım. Yani siz hazırlık safhasındaki günleri hatırlıyor musunuz? Bu 15-16 Haziran'a giden yolda. Yani o günlerde sizin bulunduğunuz gruplar içerisindeki tartışmalar, işte işçi sendikalarının içinde, yani öğrenci gençlik ya da dışarıdaki insanlar sendikalarla iletişimi nasıldı o dönemde? Yani kadın işçileri ziyaret ediyordunuz, onlarla konuşuyordunuz ve bu algı nasıldı? Yani öğrenci gençlikle işçi sınıf arasındaki bağlantıda siz işçi sınıfının bu kadar 15-16 Haziran'da gösterdiği performansı göstereceğini bekliyor muydunuz diye bir soru sorayım. Şöyle diyeyim, yani işte tabii bizim bütün bunların ne kadar içinde olduğumuz bir soru. Tabii ki, yani şöyle diyeyim, benim kendi adıma söyleyeyim, öyle çok derin bir ilişki değildi. Yani orada gidip işte işçilerle, kadın işçilerle birlikte olmaktı. Yani olayların 15-16 Haziran kadar büyük bir olay olacağını önceden öngörmezdim, bilmiyorum. Yani öyle bir bilgiye sahip değildim. Ama tabii işte dediğim gibi benim özel konumum, yani ailemin sahip olduğu fabrikanın içerisinde Kimya işin olması ve kendi o fabrikanın içerisindeki DİSK elemanları, DİSK'e bağlı olan elemanlarla benim o zaman şahsen ilişki içerisinde olduğum, yani ailemin dışında ben kendi adıma onlarla, onların tarafında birisi olarak konuşuyordum. Şimdi bu tabii tuhaf bir şey yani sonuçta. Bu ailede nasıl karşılanıyordu, biliyor muydu aileniz sizin bu ilişkiler içerisinde olduğunuzu? Kısmen babam en azından biliyordu ama yani amcalarım,
fabrikanın yönetiminde olan babam ve amcalarım. Şimdi açıkçası gerekirse çok hoş karşılamıyorlar doğruya. Doğru tabii ki. Yani şimdi çok zor bir ilişki yani ama ilginç bir ilişki tabii. Fabrikanın sahibinin kızı, sahibinden birinin kızıyla işçilerin kızı. İşverenin kızı sendikacılarla daha yakın veya konuşuyor. Veya hatta Nurhan Nurten ablaydı galiba işte. Evet. O mesela onlar bana söylüyorlardı taleplerin neler olduğunu falan. Hmm. Ben işte abimle konuşuyorum. Yani istekler bunlardı falan. Böyle bir ara bir konum, ilginç bir konum. Bir arayüz oluyorsunuz. Abi arayüzdü ama tabii ki babam çok yumuşak bir insandı ve babam da o anlamda yani çok sanayiciliğe yeni başlamışlardı. Bizim aile yani pek sanayici köklü kökenli bir aile değildi. Yani aslında ziyade ilim insanları hepsi kimya, eczacılığını okumuşlar. Onun için bu konularda çok sert değillerdi. Ve sendikanın Ulagay firmasında bu kadar güçlenmesinin bir nedeni de ailenin bunu normal yani sendikalaşma hakkını o sırada aslında işçilerin bir doğal hakkı olarak görme eğiliminde olmalarıydı. Medeni bir davranış içindeler. Evet, biraz evet davranışları öyle tabii o sırada. Aile zaten köken olarak benim ailem Halk Partisi'ne yakın bir aile. O dönemde de aynı şeyi sürdürüyorlardı. Ama olayların hani bu boyuta varacağını elbette ki bilmiyordum. Şaşırdım yani. Ben de o gün herkes kadar çok şaşırdım. 15 Haziran gününü sabahından başlayalım birazcık. O iki günündeki evet. Gözlemlerine girebilir miyiz lütfen? Şimdi ilk gün haber bize bir şekilde geldi. Ama haber ne, hangi kanaldan geldi derseniz hatırlamıyorum. Yani ama bizim arkadaşlar içerisinde böyle bir şey büyümüş olacak şeyi vardı. Haberi vardı. Benim olduğum yer, ben yani olaya şöyle diyeyim, galiba vilayet, yani şimdi Cağaloğlu'nu düşünün. Cağaloğlu, yani eski Cumhuriyet binası bir İstanbul Belediye, o zamanki bina, oradan aşağıya doğru bir kortej geldi. Ben Eminönü'nde katıldım o korteje. Eminönü'nden şeye doğru yüründü. Unkapanı köprüsüne doğru, yani böyle bir hattın içindeydim ama şunu unutmayalım ki çok değişik kollardan ve çok değişik yerlerden işçiler geliyordu. Bu değişik yoldan gelen işçilerin esas toplanma alanı, yani biz nereyi hedefliyordu diye sorarsanız onu bilmiyorum gerçekten. Ben sadece o kortejin içinde buldum kendimi. Ya işte kimlerle yürüyordu. Ya iş miydi? Fabrikanın işçileri mi vardı? Yoksa değişik insanlar mı? Değişik. Benimki böyle bir karma bir grup içerisinde yürüyoruz. İşçiler var ama. Tanıdığım tanımadığım işçiler var. Kadınlar var. Çok bayağı çok kadın var. Şimdi olayların daha yoğun olduğu gün ikinci gün oldu sadece. 15 değil 16 Haziran günü oldu diye hatırlıyorum yani. Doğru, 15 günde 15'inde çünkü devlet birden şaşırdı. Onlar da şaşırdılar. Bu çapta bir şey görmemişler ve karşılarında öğrenci yok. Şimdi ama ilk günde karşımıza polis çıktı. Evet. Onu hatırlıyorum yani polisler bizi durdurdular. Ama demek ki Unkapanı Köprüsü'nden geçmeye, kortej Unkapanı Köprüsü'nü geçmeye çalışıyor. Demek ki Taksim'e mi gidilecek? Yani bunları hakikaten... Taksim fikri vardı o gün. Ama öyle bir yani istikamet oraya doğru. Orada bizi engellediler. Yani köprünün başında Unkapanı'nın köprünün üzerine geçtiğimizi hatırlamıyorum. Geçemedik. Orada bizi ama polis durdurdu. Ama... Sonra biz dağıldık işte çeşitli biçimlerde. Benim olduğum yerde öyle pek içeri alınan kimse olmamıştı 15'inden. 15 akşamı arkadaşlarınızla falan bir araya gelip geldik ve şöyle bir şey oldu. 15'i akşam tabii ki bir haberleşme oldu ve bir top yani şöyle diyeyim herkes toparlanmadı ama herkes en yakın olduğu çevreyle bir irtibata geçti ve o gün 15'i akşamı 16'sında tekrar bu işin devam edeceğini ve daha çok katılım olacağını ve daha büyük bir yürüyüş olacağını hepimiz biliyorduk. Yani bildirildi bu bize. Ama ben güzergah olarak aynı yani iki günde aynı yerdeydim. Gene eski yere gittim 16'sında.
aslında. Yani 16 sabah çıktınız evden. Erken çıktık. Bayağı hatta onu o tembihlendi galiba. Erken çıkın hani yolları kaparlar falan. Yok. Vardık gene aynı güzergahtaydım. Yani gene Eminönü vardan daha kalabalıktı zaten. Çok daha kalabalıktı. Yani gene oradan Unkapanı'ya doğru yani o tarafa doğru aynı istikamet. Aynı istikamette gidiyoruz gene. Çünkü sanıyorum belki onlar da o zaman onların bildikleri bir takım kollardı. Yani bir, mesela biz oradan yürürken tepeden gelen başka bir yerden gelen bir kol size katılıyor, çoğalıyorsunuz. Ama bu sefer baktık ki ya tanklar gelmiş. Yani Unkapanı köprüsü ve o bütün o hani Karaköy ile Unkapanı arasındaki yerde tanklar var ve askerler var. Köprü açılmış daha mı? Yani kapanma anlamında açıldı. Sonra kapattılar. Açıktı ama şu belli çünkü tanklar gelmiş. Yani bizim herhangi bir şekilde zaten köprüye geçmemizi bu sefer askerler engelliyor. Oraya tanklarla gelmişlerdi. İşte o enteresan olay orada oldu. Şimdi biz öğrenci olarak pek o zamana kadar bu şekilde askerle karşılaşmadık. Sokakta biz daha ziyade polisle çatışıyorduk. Şimdi önde işçiler yürüyor zaten. Büyük bir işçi korteji. Bunlar tankları görünce kadınlar ilk önce spontan bir şekilde bir slogan attılar. İşte asker işçi el ele diye ve askerleri bir şekilde biz de sizdeniz gibi bir mesaj gitti işçi kesiminden. Askerler onu çok iyi hatırlıyorum. Askerler tankların kısmı üstünde ve o. Tabii yaya olan askerler falan da var. Askerler de durdu. Askerlerden herhangi bir karşı şey ilk başta yapılmadı. Yani askerler durdu, kaldılar. Bence onlar da yani böyle karşılıklı bir an böyle duruldu. Herhalde tabii ki askerlerin başında o sırada görevli bir komutan vardı. Ama ben hani o komutanın ne komut verdiğini falan hatırlamıyorum açıkçası askerlere. Ama bir saldırı gelmediğini ilk anda çok iyi hatırlıyorum. Böyle olunca kadın işçiler, özellikle işçiler, erkek işçiler tankın üstüne çıktılar. Sonra ellerini uzattılar ve kadın işçiler de çıktı. Ben aşağıda kaldım. Ben tankın üstüne çıkmadım ama tankın üstüne çıkan arkadaşlar olduğunu biliyorum kadın arkadaşlar. Tankın üstüne çıktılar. Şimdi tabii böyle olunca tankın üstünde işçiler, askerler hiçbir şekilde bir şey yapmadılar. Yapamadılar zaten yani tankın üstüne çıkmış insanlara o anda böyle saldırı yapmak gibi bir şey söz konusu olamayacağı için. Ama belli bir şey ki kalabalık fakat bu ara giderek artıyor ve her tarafta olaylar oluyor. Bunun üzerine benim olduğum yerde bir sertleşme, bir çatışma, o anlamda bir çatışma olmadı. Yani olmadan engellendi gibi. Ama köprüyü zaten açtılar. Yani köprü geçme meselesi söz konusu olmadı. Ama benim olduğum alandaki askerlerle bizler arasında bir çatışma olmadı. Ama şey yani şimdi çok zaman geçti. Ya bir askerlerin bize yönelik bir konuşma yaptığını, işçilere yönelik bir konuşma yaptığını da hatırlıyor gibiyim sadece. İşte arkadaşlar biz de sizi anlıyoruz vesaire. Evet hepimiz biriz. Ama işte bu böyle olma. Hani böyle ama sert olmayan bir tonda cereyan ediyor. Ama bu ve o günün sonunda benim olduğum mıntıkada bir çatışma olmadı ama nasıl oluyorsa o günkü haberleşme bilmiyorum. Başka yerlerde çatışmalar olduğu haberleri geldi. Bizlere o haberler bir yerlerden geldi ve dolayısıyla bizim orada olan grup valla nasıl olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama deniz kanalıyla değil yani oradan geri yürüdük. Bir noktadan sonra ama artık saat daha ilerlemişti. Bir noktadan sonra galiba Galata Köprüsü mü açıldı ne oldu? Yani bir şekilde şeye geldik. Biz döndük. Ve biz tabii o zaman diğer yerlerde olanları çatışma olmuş olan ondan sonra öğrendik. Yani ben ondan sonra öğrendim ki olay zaten o kadar büyük, o kadar çok yerde birden olmuş ki.
başka yerlerde anladığım kadarıyla daha sert çatışma oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama yani daha sert geçmiş ve o akşam zaten sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani olay, evet artık bir üçüncü günü olmayacağı çok açıktı. Ha şimdi o günün şimdi o günün akşamı toplandınız mı? 16'sı akşamı mesela. Hayır. O günün akşamı şöyle yürüyüşe birlikte gittiğim ama şimdi artık yurt dışında yaşayan, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir kadın arkadaşımla yani böyle ancak ikimiz pek toplanılacak bir durum yoktu ama onun aslında artık çok büyük bir baskının geldiğini herkes anladı. Ben ancak biz onunla birlikte kendimizi onun evine atabildik yani. Yo ikimiz ancak orada kendi başımıza işte haberleri dinledik ama şeyi biliyorduk yani herhalde biz yani ancak birbirimizi bulabilmiştik ama eminiz ki diğer arkadaşlar herhalde daha çok birbirleriyle temas halindeler. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve işin ciddi, yani çok ciddiye alındığını orada hemen anladık ve tabii şeyi merak ettik. O zaman şimdiki gibi haberleşme olanaklarımız yok yani bildiğiniz gibi. Telefonda hiç o zaman bile biz telefonda konuşmayı sevmezdik. Bak o çok ilginç yani. Telefonun her zaman dinlenebileceği bilinci bizde bayağı yaygındı. Bak o dönemde bile. O nedenle işte gelebilecek yollanan haberlere falan hani birileri içeri alındı mı? Bir tek de radyo var zaten. Bir tek o var tabii. O da işte falan. Dolayısıyla haberleri yani 16'sı değil 17'sinden sonra ve işte içeriye alınan arkadaşlar var, olaylar var vesaire vesaire. İş orada ve sokağa çıkma yasağı olduğu için de. Yani ertesi gün 17-18 sıkı yönetim var da sokağa çıkma yasağı da var demek. Gündüzde çıkılamadı mı? Sokağa çıkma yasağını hemen ilan ettiler. Yanıldığımı sanmıyorum. 16'sı akşamı sokağa çıkma yasağı. O gün için ettiler ama. O gün ve ertesi gün için sokağa çıkma yasağı vardı. Anladım. Bunu başkaları teyit etti mi bilmiyorum. Ama ben sokağa çıkma yasağı koydular diye hatırlıyorum sanıyorum. Anladım. Ama yanılabiliriz. Çok eski bir tarih. Yani şöyle bazı kaynaklarda ben onun için duraladım ama işçilere belki bugün pandemide olduğu gibi gitmelerine izin verilmiş olur ama işçiler pasif direnişe devam etmişler birkaç gün daha bazı fabrikalarda. Evet ama sonra o işçileri işten attılar. Evet yani tutuklananlar işten atılan bine yakın bin küsür işçi var işçi temsilcisi daha doğrusu yani. Evet. Yapılan evet. Ve uzun yıllar yargılamalar devam ediyor. Gözaltı ve tutuklamalar. Evet. Bu yani 15-16 Haziran direnişi sonrasında içinde bulunduğunuz sol sosyalist hareket ya da genel olarak Türkiye sol ve sosyalist hareketi nasıl değerlendirdi bu hareketi? Yani nasıl içselleştirdi? İşçi sınıfı sonuçta İşçi sınıfı diyor ki yani ben varım diyor. Benimle ilgili evet. Kararlarda ben zama atarım diyor. Bu özetle evet. Bunu söylüyor. Manşete bunu çıkarıyor. Evet. Benim adıma fazla bir şey yani önden ideolojik bir kere her şeyden evvel 15-16 Haziran hareketi işçi hareketi ve işçi hareketinin de yani tamamının masif bir sol sosyalist hareket olduğunu söylemek mümkün değil. O gün işçiler aslında kendi haklarının kaybolması karşısında topyekin yani içinde inançlı olanı, inançlı olmayanı, solcu olanı, solcu olmayanı, namazında olanı, olmayanı, farklı din ve şeylere mensup işçiler bir arada haklarının mücadelesini veriyorlar. Ama buna disk yöneticileri çok ciddi bir hazırlık yapıyor ve ona önderlik ediyor. Ve onlar da bunu gözetiyorlar. Nitekim Türk İş'e bağlı işçiler de katılıyor. Nitekim sendikasız işçiler de katılıyor. Ve işte kimi kayıtlara göre 150 binine 200 bine yakın ikinci günü kastediyorum. Evet. Katılım oluyor. O sırada Türkiye'nin nüfusu 35 milyon. Evet bugün tabii öyle bir şey var. Tabii, doğru. Yani, ve dolayısıyla bu hareket yani benim sorum şu. Siz o dönem aynı zamanda sol siyasetin, sosyalist siyasetin de içinde yer alan aktif bir katılımcısınız.
Yani ya şunu bir oturalım dedi, konuşalım, bunu bir irdeleyelim dediniz mi? Şimdi ondan sonrası Ali şöyle diyeyim, samimi olmak gerekirse, kendi adıma konuşuyorum da biz şöyle yaşadık. İlk önce bu hareket bizi, yani öğrenci kesimini çok derinden etkiledi. Çünkü şimdi birdenbire bizi başka bir gerçekliğe sıçradık. Yani bu o güne kadar hani yürüdüğümüz zaman işte hangi fakültedensin, hangi üniversitedensin meselesinin dışında bambaşka bir gerçekle karşılaştık. Ve bu gerçekle bizim yüzleşmemiz şöyle oldu. Sonra o işte sizin dediklerinizi ben çok iyi hatırlıyorum. İşçiler pasif direnişe geçtiler ama çok işçi işten atıldı. Bayağı işte, o zaman büyük bir işçi kıyımı oldu bu işin sonunda. Bu bizi çok etkiledi ve çok üzüldük. Ben mesela hepimiz çok üzüldük. Çünkü eninde sonunda pardon. Bizlerin içinde de içeri alınanlar, dışarı bırakılanlar falan oldu ama şimdi bu insanlar işçiler hayatlarını kazanıyorlar yani. Ve onların emekleri söz konusu ve emeğin karşılığı aldıkları para ve maaşları söz konusu. Aile geçindiriyorlar ve bu adamlar işsiz kaldılar. Yani o bizi, beni mesela müthiş etkiledi ve çok düşündüm. Yani birdenbire kendimle işçiler arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu düşündüm. Yani ben o gün 2-3 gün içeri alınıp bırakılsam da şurada ya da bu normal olarak hayatım işte neyse o günkü yaşadığım hayat ailemle yaşıyorum galiba. Yani o devam ediyor orada bir sorun yaşamıyorum yani ertesi gün ne yiyeceğim sorunu yaşamıyorum ama onlar ve aslında direnmeye devam eden işçiler açısından baktığınızda adamların karşısında çok ciddi bir sorun var. Yani biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, çocuklar ne olacak meselesi. Yani bu çok temel bir ayrım. Dinin üstünde bir aile etkileniyor. Evet, tabii. Çok ciddi bir sorun yani. Gözaltına alınanların sayısı yüksek ama 3-4 gün sonra bırakılıyor. 300 küsur kişi de tutuklanıyor ve onların davaları sürüyor. Şu oldu. Sadece hatırlıyorum. Yani bizim diyelim ki bu yani işçilere yapılan bu tutuklama vesairelerde şeyi hatırlıyorum. Kimya işe size nasıl destek olabiliriz her anlamda. Maddi hani işsiz kalanlara. Evet yani işsiz kalanların çünkü doğal olarak işte o demin anlattığım gibi yani ortada bir durum var. Yani sizin hayatınız devam ediyor. Adamlar işsiz. Yani biz yapabileceğimiz tek şey kimya işe gidip kimya sendikanın destekleyerek sendikanın işçilere destek olmasını sağlamak gibi bir şey yapabildi. Ama zaten biliyorsun ondan sonraki dönemde zaten artık 12 Mart'a ilerleyen sürecin içerisine girdik. Ben 15-16 Haziran olayından sonra bütün bu muhasebeleri yaparak kendi adıma şeyi hatırlıyorum. Kendimi bir şekilde biraz geri çektim. Çok tuhaf. Yani bir başka hesaplaşmaya girdim. Çünkü başka bir gerçekle karşılaştım. Yani sokağa çıkmak, benim gibi bir aileden geliyorsanız, benim gibi olanaklar içindeyseniz, siz sokağa çıkarsınız o günün koşullarında. İşte başınıza bir iş gelse bile, işte siz şu ailenin kızısınız diye 3 gün içeride tutar, 4. günü bırakırlar diye düşünülüyor öyle o zaman. Pek öyle olmadı 12 Mart'ta ama öyle düşünülüyor o zaman. Ama o insanlar içim hayatlarının ikamesi ve devamıyla ilgili bir sorun var. Bu beni çok etkilediği için ben biraz bu konular üzerine düşünmek üzere kendimi bir anlamda o biraz daha geri çektim ama sonra devam ettim tabii sol hareket içerisinde ve üniversitede ama beni çok düşündürdü bu olay. Şeyi gördüm yani sınıf farkının ne demek olduğunu orada çok net görüyorsunuz. Yani nasıl dokunduğunu olayların. Ve bugünkü dünyaya geri dönersek bugünkü dünyada da bu. Bakın bu pandemi olayında da pandemi kimlere dokundu? Biz de eve kapatıldık ama gene aynı şey geçerli. Bakın bizim işte iyi kötü olanaklarımız var ortasını. Emekli olmuşum bir yerden bir gelirim var evine girip oturuyorsun. Ama birçok insan için bu böyle olmadı. Dünya için konuşuyorum pandemide. Tabii. Yani Amerika niye bu hale geldi diye sorarsanız. İnsanların
işçi ve yoksul insanların bir sağlık kurumuna hiçbir şeyleri olmadığı için, hiçbir sigorta, hiçbir güvenceleri olmadığı için resmen ölüme terk edildiler yani. Zaten yani orta sınıf yoksullaşıyor böyle durumlarda. Yoksullar açlık sınırına geliyorlar ve bu zincirinde sağlık sağlıkla ilgili bir kontratı yok. Yok. Bir bağlantısı yok. Amerika'da. Ben şey yapmak istiyorum. Yani Türkiye'deki 15-16 Haziran'daki en önemli öne çıkan yani bugün için biraz daha iyi tespit ettiğimiz işte kadın işçilerinin, kadının direnişteki pozisyonu. Yani bu anlamda da çok önemli sonuçları olduğunu düşünüyorum. Yani kadınların varlığı bu tür direnişlerde ve dünyadaki pratiklerde de son derece önemli. Bunu sanıyorum sizinle hazırlık safhasında konuşmuştuk. Türkiye kadın hareketi anlamında yani bu emekçi kadınlar ya da kadınların hak arama mücadelesinde 15-16 Haziran'ında önemli bir katkısı olduğunu herhalde düşünenlerdensiniz. Şimdi size çok önemli şeylerden biri. Bizler şimdi biz işte anlattığım gibi öğrenciyiz. Değişik ailelerden geliyoruz. Orta sınıf, üst orta sınıf her neyse. Şimdi biz kadın işçilere gittiğimizde ilk önce tabii ki o yıllarda şunu hemen belirteyim. Din meselesi, herhangi bir din meselesi, dini mesele gerçekten söz konusu değildi. Yani başak konu değildi yani. Hiçbir şekilde değildi. Bizim gittiğimiz fabrikalardaki işçi kadınlar, her işçi kadın zaten şöyle bir eşarp başında tutar yani iş çalışırken de tutar falan. Şimdi ben şeyi çok iyi hatırlıyorum sadece. Biz giderken biz başımızı örterek gidiyorduk. Hmm. O kadınların bizi çok yabancılaşmamaları. Yani herhangi bir dini şey yok onun ama. Hmm. Onlar kendi sınıflarının bir şey olarak ve çalıştıkları için şartlar itibariyle ister istemez ama örtü rozeti gibi yani siz de hani başörtüsü derken bugünkü o simgesel başörtüsü alakası yok. Öyle kimi arkadan bağlı. Yani çalıştıkları için, yani emekçi oldukları için, tabii. Saçlarını korumak için vesaire. Kimsenin için, saçlarını korumak için. Bu herhangi bir şeydi. Ama biz de yani başımızı örterek gittiğimiz zamanlar olduğunu biliyorum. Onlarla kendi aramızda böyle bir hani nasıl diyeyim? Eşitlenmek o uçurum olmaması için ama başımızı açtığımız zaman da birdi, açmadığımız zaman da birdi. Ama şuna dikkat ettik, onu da söylemek zorundayım. Biz bu çalışmayı yapan arkadaşlarımız, kadınlar, bu işçi arkadaşlarla çalışmaya gittiğimiz zamanlar, hatta hayatımızın genelinde çok mütevazi giyinirdik. Kısa etek giymezdik. Eteklerimiz bayağı uzun diz altı olurdu veya pantolon giyerdik. Üzerimizde bir manto bir şey olurdu. Makyaj çok az olurdu. Hatta hepimiz gençler hiç yoktu. Yani biz kendi sınıfımızın bize dayattığı giyim, kuşam yahut da normal olarak kullandığımız giyim, kuşam tarzını o sırada, o dönemlerde bilerek ve isteyerek terk ettik. Bizi kimse bu konuda zorlamadı. Siz böyle biz kendimiz, eğer biz bu insanlarla yakın olacaksak biz de alçak gönüllü ve mütevazi olmayı öğrenmek zorundayız. Ve kadın olarak da kendimizi ortaya bir hani hayran olunacak bir cinsel obje olmaktan çıkarmak zorundayız. Bilinci bize valla kendimizden geldi. Hepimiz çoğumuz güzel kızlardık o zaman ama hiçbirimiz bunu ön plana çıkarmayı istemedik. Hatta bayağı da azalttık, öyle söyleyeyim yani. Aynen. Ve bunu bize kimse empoze etmedi. Ne örgüt etti, ne erkekler etti. Bunu biz kendi aramızda dayanışarak ve böyle olması gerektiğine inanarak yaptık. Dolayısıyla şimdi daha sonraki yıllarda tabii ortaya çıkan başörtüsü olayları ve dini olaylar ortaya çıktığında bence bu gerçekler işte tam da Türkiye'de
iddia edildiği gibi yaşanmadı. Yani çünkü o dönemde hala Türkiye'de din bir şekilde siyasal hayatın içinde ön planda değildi. Din 1980 darbesinden sonra bence Türkiye'de siyasi hayatın içine bizzat cuntacılar ve paşamız sayesinde ve Amerika'nın büyük meşhur yeşil kuşak teorisiyle getirilmiş bir olaydır. Türkiye halkını kendi haline bıraksalardı bu benim gösterdiğim, bizim gösterdiğimiz sağduyuyu herkes gösterecek kadar aslında akıllı ve bilinçliydi bu ülkede. Bunları düşününce insan hakikaten acı geliyor. Böyle yaşanmazdı. Kaldı ki siz de biliyorsunuz benim hayatımın daha sonraki aşamalarında yaşadıklarımda 25 yaşında genç bir kadın olarak düşünün. Bütün o yaşadıklarımı yaşayabildim. Kendimi koruyabildim ama insanlar da beni çok korudu. Siz bugün Türkiye'de bir kadının, genç bir kadının, güzel bir kadının benim yaşadıklarımı yaşayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yaşayamam. İmkan yok. Ve hakikaten o süre içerisinde tek bir evlerinde tanımadığım, evlerinde kaldığım, gittiğim köylerde, mezralarda kaldığım insanların, erkeklerin tek bir tanesinden ben herhangi bir hareket görmedim bana karşı. Ters bir hareket görmedim. Bu cümleden sonra bir minik şey yapacağım. Şu kitabı göstereceğim. Evet. Melek Ulagay'ın bize anlattığı 1970-15-16 Haziran öncesini ve sonrasını bulmaları mümkün. Bir dönem iki kadın Oya Baydar'la birlikte. Evet. Necdere bunu da bir ara tanıtmış olayım, söylemiş olayım. Şimdi iki sorum var. 2,5. Peki. Bir tanesi dediniz ki hatta o anda gözlerinizi gördüm. Yani bizim karşımıza hep polis çıkardı. İlk defa asker çıktı. Bu gerçekten Türkiye toplumsal hareketlerinde, daha doğrusu yakın tarih anlamında söylüyorum, şehrin içinde bir gösteriye ilk çağrılan asker durumu. Bunun ima ettiği şeyler çok yüksek. Çünkü öyle bir şey ki o güne kadar 60 darbesi sonrasında ordunun ilerici yönü öne çıkarılarak yaklaşılıyordu. Evet. Ve ilerici bir ordu varsayımı özellikle sol demokrat çevrelerin arka planında bir paspartu teşkil ediyordu adeta. Bu anlamda hemen 9 ay 8 ay sonra 12 Mart muhtırası oldu. O günlerin şeyine baktığımda, kronolojisine baktığımda hala 1960'ların junta silahlı kuvvetler birliği var her şeyden evvel arka planda. Ve askerlerin hareketliliği çok yüksek. Ama artık 15-16 Haziran diyor ki sermaye kesiminin koruması, korumalılığını ordu yapmaya başlıyor. Çünkü yani artık buna geçiş var. Ve evet. Bir sınıfına ve sosyalist harekete karşı da artık en büyük vaziyeti alacak olan da silahlı kuvvetler. Nitekim DİSK temsilcileri Ankara'ya gittiklerinde 15 Haziran'dan önceki hafta Milli Güvenlik Kurulu'ndan da randevu talep ediyorlar. Milli Güvenlik Kurulu randevuyu vermiyor. Ve ilk defa 1. Ordu Komutanı Kemal Atalay'mış o dönemde ve o günün basınına baktığımızda artık bu bir vites değişikliği solun karşısına ve de işçi hareketinin karşısına ordunun çıkmak üzere bir vaziyet aldığını görüyoruz bu şeyle ve sonrasında zaten biliyoruz. Bu anlamda ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü sonrası dönemde Yeşil Kuşak falan da dediniz. Tabii bu ordunun içerisinde bulunan yapılar da ayrı. Şimdi o 50. yılına gelirken geldiğimizde 15-16 Haziran büyük bir dünya tarihine de geçebilecek kimileri ayaklanma, direniş, gösteri, protesto diyor. Çok önemli bir toplumsal hareket, işçi sınıf hareketi. Biz hep
ne hikmetse büyük şeylerden sonra, başarılı direnişlerden sonra kaybediyoruz Melek Hanım. Türkiye'de 15-16 Haziran 12 Mart'la işte biraz nefes alındı 12 Eylül'le. Bugün sadece biz kahramanlıkları konuşuyoruz. Bize büyük direnişler, Gezi'yle katıyorum ben buna. Evet. Büyük direnişler sonrasında kaybediyoruz. Neden kaybediyoruz? Zor bir soru ama şöyle diyelim. Şimdi yani orada tabii bu tür olayları tek yaşayan ülke Türkiye değil tabii. Çeşitli nedenleri var mutlaka. Birincisi bu tür hareketlerin, yani insanların sokağa çıkma hareketi, keza bugün Amerika'da olanlara gene aynı şekilde bakalım, aynısıdır yani. İşte insanlar insanlar halk, çeşitli sınıflardan gelen insanlar da olabilir. Halk artık sokağa çıkmayı son şey olarak kullanıyor. Yani ben artık kendimi, sesimi başka türlü duyuramıyorum. Ey baştakiler, bunu duy mesajı veriyor. Şimdi bu sokağa çıkan kitlenin kendi içerisinde ne kadar örgütlü olduğu, kendi içerisinde liderleri olup olmadığı, kendisinin o sokağa çıktığı andan sonraki strateji veyahut da adımlarının belirlenmiş olup olmaması diye de bir şey var. Çünkü Bolşevik devrimine geri giderseniz, Bolşevik devrimi de aslında spontan bir şekilde başlıyor. Yani öyle çok çok örgütlü bir parti yok. Neticede ilk başta bunlar sokağa çıktıklarında. Ama gene de o parti, oraya, o sokağa çıkanların içerisinde liderler var. Şu ya da bu şekilde liderler var. Ve o liderler o sokağa çıkmış kitleyi, yani 1917'de bir şekilde yönlendiriyorlar gene de. Yani şunu yapıyorlar. Karşımızda devlet silahlı. Onlar bize karşılar. Karşımıza silahla çıkacaklar. Ama biz devam etmeliyiz, direnmeliyiz ve gereğini yapmalıyız mesajını verebiliyorlar tabii. Şimdi dolayısıyla yani halk hareketi dediğimiz şey çok homojen olmayan, çok spontan şeylerde bunu sürdürebilecek bir yapılanma olmadığı zaman bunun sürebilmesinin çok zor olduğunu, Arap Baharı ve yani şimdi tekrar bugüne gelirsek son dönemde yaşanan hareketlerde de yeniden görüyoruz. Ama sol açısından bakarsanız, şimdi sol, bana sorarsanız 1917, yani Bolşevik devrimini başlangıç olarak alarak devam edersek, yani 100 yıllık bir tarih olarak alırsak, solun kendi içinde bu 100 yıllık tarihinin, kendi sol tarihinin doğru tahlilleri, doğru analizleri ve gerçekçi analizleri yapılmadı. Bu yapılmadan sokağa çıkmak veya sokak hareketleriyle bir yere varmak ise bence artık imkansız hale geldi. Çünkü sol kendi eleştirisini, öz eleştirisini, neyin eksik, neyin fazla yapıldığını, kendi hatalarını, bunu derken ben dünya çapında konuşuyorum. Komünist partileri de dahil ediyorum. Yani dünya sol hareketi, hatta istiyorsanız sosyal demokrat hareketi. Bütün bu hareketler karşılarındaki örgütlenen kapitalist devletin, neoliberal düzenin vesaire, yani kapitalizmin kendi iç örgütlenmesini doğru değerlendirmediler, doğru hareket edemediler ve bu yenilgiler de onun için Türkiye'de olsun, dünyada olsun hep nasıl diyeyim, bir yere kadar gelip ondan sonra sönümlenmek zorunda kaldı. 68 Fransa'yı düşünün. Çünkü 68 Fransa da sadece bir köylü şey değildir. Bakın orada sadece öğrenci yoktur. Hep öğrenci gibi lanse edildi ama 68 Fransa'da örgütlü çiftçiler vardı, örgütlü işçiler vardı. Çok büyük bir hareketti Fransa'da. Onu ne yaptı yani? Sonuçta öğrencileri manipüle ederek De Gaulle, yani onu sönümlendirmeyi başardılar. Bir de şu var ama, bu tür hareketlerin ya da tahrire geri gelirsek, yani başındaki kitleler, ilk yani şey yapan, sokağa çıkmayı savunan ya da gerek, yani başka artık çaresi kalmadığı için bunu yapan insanların
sınıfsal niteliklerine bakmak zorundayız. Bakın Tahrir'i, Mısır'ı biraz biliyorum. Tahrir'de sokağa çıkan gençlik ve Mısırlılar çok kaliteli insanlar. Hepsi eğitimli insanlar ama onlar da orta sınıf. Alt sınıf var ama o üst orta sınıf da var Tahrir'de. Ve onun karşısında işte Müslüman kardeşlerin Mısır'da örgütlü olmuş olması ve tek ciddi örgütlü güç olması ve sonuçta Müslüman kardeşlerin kendi kadrolarının dışında da Mısır'daki daha ezilmiş olan ve İslam dininden dolayı Müslüman kardeşler örgütüne üye olduğu için ezilmiş olan bir kitle vardı. Ve sonuçta Tahrir'i götüren o kitle oldu. Şimdi onu Müslüman kardeşleri, bu yüzden Müslüman kardeşleri suçlamayı ben abes buluyorum kendi adıma. Sol kendine baksın. Niye öyle olduğunu ya da o sokağa çıkan 6-7 Nisan'da sokağa çıkan gençler, Mısırlı gençler, ki onları da kesinlikle eleştirmiyorum. Ama kendi ülkelerini ve kendi ülkenin koşullarını da doğru değerlendirmeleri gerekiyordu. Müslüman kardeşlere suçu atmayalım yani. Müslüman kardeşler tek örgütlü güç oldukları için o sırada yapılan ilk iktidara geldiler. Efendim, 15-16 Haziran'ın 50. yılı münasebetiyle seri görüşmelerimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz bir husus varsa ilave edebilirsiniz. Yani tanıklıklar çok önemli. 50. yılında da son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu bir karanlık dönem var. Bu karanlık dönemin aşılması için bu tarihlerin iyi analiz edilmesi lazım. Bu anlamda Solfosol bir dosya hazırlıyor. Bu dosyaya verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemsiyorum bu tür şeylerin yapılması. Hakikaten yani demin de anlattığım gibi, bakın dünya yeniden kriz içinde ve bu kriz devam edecek şu anda. Devam edecek. Onun için yani bizim gibi insanlar hepimiz bence sorumluyuz ve bu sorumlulukları biz de görmek zorundayız ve doğru değerlendirmeler yapmak zorundayız ve sürekli kendimizde hiçbir suç yok da hep karşımızdakiler kötü şeyler yapıyor diye düşünmemek zorundayız. Bizim görevimiz kendimizi güçlendirmek çünkü. Teşekkür ederim. Thank you.